Ama böyle bir sakinlik çökmedi mi üzerine son dakikalarda, değil mi? Değil mi ya? Başta esti gürledi, ondan sonra bir tatlılıklar, şirinlikler. Kolay gelsin. Teşekkürler canım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Önder yok mu? Bilmem, haberleşmedik bugün. Ben yemek yemeye geldim, karnım çok aç. Ha öyle mi? Ne vereyim size hanımefendi? Spesiyallerinizden birini önerirseniz. Mesela bakın, alimila soslu dana bonfile var. Sevgilime özel bir yemek. Dikkat ettiyseniz ismini zaten sevgilimden alıyor. Neden olmasın? Ondan alayım ben. Tamam. Üstüne de size buz gibi bir almilat da getiriyorum o zaman. Sağ ol. Bir şey değil. Ne yapıyorsun sen burada? Sence ne yapıyorum? Bak, ne yapıyorsun bilmiyorum ama çok yanlış bir şey yapıyorsun şu an. Yok canım, daha önce yaptığımız şeyler. Çok güzel vakit geçirmiştik yana. Ya bak, o zamanlar ben senin normal bir insan olduğunu zannediyordum, tamam mı? Böyle manyak olduğunu bilmiyordum ki. Hem ayrıca biz ayrıldık, kaç sene geçti üstünden. Geçti ama ben seni hala unutamadım ki. Ya unutsaydın ben mi dedim unutma diye? Başka birini bulsaydın? İstesem bulurdum ama ben seni istiyorum. İlk günkü gibi aşığım sana. Yardım lazım mı canım yukarıda? Bilmem, sen söyle. Anlamadım. Yok, istemez, sağ ol diyorum. Bir şey mi oldu? Yok. Suratın asık biraz. Ha, o şeyden. Biraz önce bir arkadaşımla konuştum da. Erkek arkadaşı eski sevgilisiyle görüşüyormuş. Ona canım sıkıldı biraz. Sıkılmaz mı? Tabii sıkılır. Hem de saklıyormuş kızdan eski sevgilisi olduğunu. Vay ahlaksız herif. Diyeceğim ama şimdi çocuğu da tanımıyoruz. Çocuğun kendine göre haklı sebepleri olabilir yani. Ne gibi mesela? Yani şimdi dese ki bu benim eski kız arkadaşım, yeni kız arkadaşı, olay çıkartacak. Değil mi? Niye? O kadar sığ mıymış bu kız? Hiç mi kendine güveni yokmuş? Nedir yani? Ya güveniyordur tabii de şimdi... Hayır, şimdi siz kızlar bu konularda biraz şeysiniz yani. Kıskanç. Suçlu kız yani. Çocuk da sütten çıkmış ak kaşık, öyle mi? Hayır, ben öyle bir şey söylemek istemedim ama... Ne peki? Ya bırak işte şerefsizin teki, neyi konuşuyoruz ki? Ben sana diyorum zaten, bunların hepsini alacaksın, sallandıracaksın. İbret olacak millete. Adi şerefsiz. Aynen. Korkak. Korkak tabii. Ah, kabul ediyorsun yani. Ediyorum. Cesur olsa alır kız arkadaşını, der ki böyle 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 der. Ha bu falan yani. Geçti canım, geçti. Önceden düşünecektin onu. Nasıl yani? Hiç bakma bana öyle. Adanın eski sevgilin olduğunu biliyorum. Ya ben sana söyleyecektim aslında ama kızarsın diye düşündüm. Allah Allah. Demek ki hala aranızda bir şey var o zaman. Hayır, tabii ki de yok. Yok. Hem ben mi çağırdım adayı? Kim çağırdı? Sen çağırdın. Ben daha profilime bakarken söyledim. Yapma dedim, olmaz dedim, aramayalım dedim. Sen tutturdun arayalım diye. Sonra ne yaptın? Benden habersiz kızı buraya çağırdın. Tamam, yani şimdi orası doğru da... Canım sen de benden sakladın o zaman yani. Demek ki hala bir şeyler hissediyorsun ona karşı. Ya bırak, ne hissedeceğim Allah'ın psikopat manyağı için. Manyak mı? Tabii öyle. Ben bundan ayrılacağım dedim. İçinden alien çıktı bunun. Gitti intihara kalkıştı. Günlerce hastanede yattı. Biliyor musun, ben 4 kere telefonumu, 2 kez de adresimi değiştirdim bu manyak yüzünden. Daha neler neler. Şimdi anlatıp canını sıkmayayım. Ay, gerçekten mi ya? Hiç de öyle bir kıza benzemiyor. Benzemez tabii. Zaten bütün seri katiller böyle olur. Kime sorsan ne kadar şirin derler. Yaşlılara yardımcı oluyor, torbalarını taşıyor. Çocukları okuldan alıp eve bırakıyor. Fakire fukaraya yardım ediyor. Sorsan hep böyle derler. Ama öyle değil. Evine girersin, ışıklar kapalı. Yavaş yavaş bodruma doğru ilerlersin.
açarsın. Cesetle buraya mı getirmiş? Her yerde. Duvarlarda 18 tane. Soğuk. Sular damlıyor. Tam arkana bir dönersin. Ada! Kesecekler hepimizi. Tövbe bismillah. Doğru söylüyorsun. O zaman biz adayı niye önden ayarlamaya çalışıyoruz? Ben sana yapmayalım dedim ama beni dinlemedin ki. Ay evet. Çok özür dilerim ya. Canım sen de o zaman beni uyarsaydın öncesinden. Neyse nasıl kurtulacağız şimdi biz? Vallahi ne yapıp edip kurtulacağız. Yoksa Önder'i de bizi de katledecek bu manyak. O zaman ben Önder'i arayayım, buraya çağırayım, konuşalım. Çok iyi olur. Hayır, çok iyi olur da bir bu eksikti. Yani dün akşam çok güzeldi. Dün seninle konuşmak o kadar iyi geldi ki tüm derdimi, sıkıntımı unuttum valla. Faydam olduysa ne mutlu bana. Ya faydan olmaz olur mu? Hatta ben diyorum ki yani bunu biraz daha sıklıkla yapsak daha iyi olabilir aslında. Ne yapacağız şimdi? Valla gidip her şeyi tek tek anlatacağız bence. Sen dur. Ben konuşup halledeceğim. Yarın da bir şeyler yapalım. Yani sen istersen tabii. Yarın da bir dışarı çıkalım. Nasıl? Beğendiniz mi yemeği? Beğendim de Almila sos biraz ağırdı bence. Öyle mi? Özgür kendi ağız tadına göre yaptıysa demek ki. Önder'cim, rica etsem acaba benimle birlikte dışarıya gelebilir misin? Sana danışmam gereken bir şey var da. Bana danışacak. Tabii, geliyorum. Bir saniye, hemen döneceğim. Ne bir sorun yok değil mi? Yok. Ya, yani var. Var mı yok mu? İşte var gibi misin? Çok ciddi bir şey mi peki? Yani. Anlatsana ya, merak ettim. Ya, Emre'nin mesela siyah duman. Nasıl? İşte hani böyle bir anda ortaya çıkıyor, sen koştukça peşinden kovalıyor. Ha, kod adı falan mı bu siyah duman? Yok, yani ta kendisi. Sonra bir anda ortadan kayboluyor. Ne olduğunu da bilmiyorsun, nasıl olduğunu da. Hayır, zaten sonlara doğru sarpa sarıyor dizi. Kutup ayısını da açıklamıyorlar tam olarak. Yani son yarısında bir çekilin hali değil sonuçta. Ben Sayık'ı daha çok beğeniyorum. Şu an biz neden bahsediyoruz acaba? Lost, hiç Lost'ı izledin mi? Aa evet ya, bir tane uçak var böyle ada düşüyor odama. İşte bak. Bak sen görüyor musun? Ada deyince aklıma ada geldi. O nasıl? Aranız nasıl acaba? İyi ya. İyi anlaşıyoruz yani. Dün akşam yemeğe çıktık mesela. Güzel gidiyor yani. Ya. Evet evet. Ya. Galiba aramızda bir şeyler olacak. Yani kesin bir şey yok. Ama ben öyle hissediyorum. Olacak galiba yani. Allah korusun. Niye ki? Yok yani bozmasın, bozulmasın. Ha inşallah. Ya sen bana ne soracaktın? Aa, divan unutmuşum ben onu. Ha, iyi o zaman. Ben içeri geçeyim. Ada yalnız kaldı kızcağız. Beklemesin tek başına. Sonra konuşuruz. Ne oldu, konuşabildin mi? Niye? Ya ne bileyim, o kadar mutluydu ki söyleyemedim. Kırmak istemedim şimdi çocuğu. Yani bu manyakla baş başa mı bırakacağız Önder'imi? Ay sen ne kadar acayip ilginç bir insan olmaya başladın. Daha bir hafta önce boğazını sıkmak istiyordun. Sürekli üstüne gidiyordun, kavga çıkarıyordun filan. Söz konusu ada olunca baş düşmanıma bile yardımcı olurum. Bir şey diyeceğim. Acaba biz bir süre böyle hiç müdahale etmesek, uzaktan mı baksak? Hayır, belki ada da ondan hoşlanmıştır. Belki aralarında bir şeyler başlar. Her şey bu sefer daha farklı olabilir belki. Ya Almiruş'um, sen ne kadar saf bir insansın ya. Bu yaşına kadar nasıl hayatta kaldın sen? Olmaz mı? Olmaz tabii ki de.